Haberin Merkezi Kanal 25 Haber Merkezi'nden hepinize merhabalar sevgili izleyenler. Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızdayız. Erzurum'da Ramazan Bayramı'nın birinci günü toplu ulaşım araçları da ücretsiz olacak. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nden sevindirici haber geldi. Vatandaşlar ilk gün belediye, özel halk ve minibüslerde ücretsiz olarak taşınacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede minibüs, özel halk ve belediye otobüslerinde bayramın birinci günü halkın ücretsiz taşınacağını söyledi. Başkan Sekmen, kent merkezindeki ulaşım ağında yer alan 99 minibüs, 135 özel halk otobüsü ve 45 belediye otobüsü olmak üzere toplam 279 toplu ulaşım aracı halkımızı Ramazan Bayramı'nın ilk günü ücretsiz taşıyacak. Böylelikle maddi durumdan yoksun olan vatandaşlarımızla ulaşım hizmetlerinden yararlanmak isteyenler bu imkandan yararlanacak dedi. Sekmen ayrıca mezarlık ziyaretlerinde bulunacak vatandaşlar için bayram namazı sonrası camilerden toplu taşıma aracı kaldırılacağını hatırlattı. Erzurum Valisi Doktor Ahmet Altıparmak Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Vali Ahmet Altıparmak mesajında bolluk ve bereketin, huzur ve güvenin yaşandığı, sevgi, hoşgörü, birlik ve beraberlik gibi pek çok güzellikler içerisinde barındıran, rahmet, mağfiret ve cömertliğin zirveye ulaştığı mübarek Ramazan ayını uğurlarken, hoşgörü, kardeşlik ve yardımlaşma duygularının yoğunlaşmasına vesile olan bir bayrama daha ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar sosyal hayatımızın en mütana ve en güzel zaman dilimidir. Zira akrabalar arasında ziyaretleşmeler, kaynaşmalar, muhabbetler zirveye ulaşır. Gönüller huzur ve sevinçle dolar. Böylece tebessümle anacağımız hoş hatıralar oluşur. Bu gelenek ve göreneklerimizi kuşaktan kuşağa aktarmamız için toplum olarak bu güzellikleri yaşamalı ve paylaşmalıyız dedi. Vali Altıparmak, saygıdeğer Erzurumlar, bu vesileyle kendi muhtaçlarımızı gözetmenin yanında insanlık dramının yaşandığı yerlerdeki Müslüman kardeşlerimize yardım ve bağışlamalarımızda lütfen daha cömert olalım. Bu anlamda farklılıklarımızı ayrışma aracı olarak düşünmeden bir zenginlik olarak kabul ederek hep beraber geleceğe güvenle bakmamız ve daha çok kenetlenmek için çaba göstermeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerimle Ramazan bayramımızı en içten duygularımla kutluyor. Bayramın ilimize, ülkemize, bütün insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum dedi. Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut hizmet götürdüğü her mahalle ve sokaktaki çocukların gönlünü almayı da unutmuyor. Haydi lan. Alanlar bu tarafa. Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, büyüklerin beklediği yol ve kaldırım çalışmalarını götürdüğü mahallelerde çocukları da unutmuyor. Birçok semtte adeta çocuk ordusuyla karşılanan Ali Korkut, "Çocukları seviyorum, onları sevindirmeyi de seviyorum. Gittiğim her yerde onlarla ilgileniyorum, hediyeler veriyorum. Bu Ramazan ayında köy ve mahallelerimizde çalışmalarımız vardı. Oyuncaklar onlara Arafalık bayram hediyesi gibi geldi. Özellikle Kur'an kursundan çıkan kızların sevinci görülmeye değerdi. Bayram öncesi gönüllerini yaptık, onları sevindirdik. İnşallah milletçe sevinç içerisinde bir bayram yaşayacağız. Çocuklarımızın gözlerinin ışıltısı milletimize ve şehrimize yansır dedi. Beğendiniz mi çocuklar? Evet. Çok beğendim. Aman. Ay sen de gittiği her semtte çocukların bir numaralı ismi olan Ali Korkut, çocukları sevindirmekten geri durmuyor. Özlem abla. Ben de seni. Yaren abla. Olmayana başkanım benim. Nerede buna ver? Nerede? Hangisi almamıştı? Palandöken Belediyesi Ramazan ayı dolayısıyla yetim, fakir ve muhtaç ailelere yönelik yardım faaliyetleri kapsamında ilçede tespit edilen 500 yetim aileye yardım eli uzattı. Yaptıkları yardımlar hakkında açıklama yapan Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar,
Bu mübarek Ramazan-ı Şerif ayında Palandöken Belediyesi olarak ilçemiz sınırları içerisinde tespit ettiğimiz 500 yetim, fakir ve muhtaç insanlara yardımlarımızı ulaştırdık çok şükür. Yaptığımız yardımlarımız alışveriş çeki şeklinde oldu. İsteğimiz yardımda bulunduğumuz insanların ev ve ihtiyaçlarını bizler değil kendileri tespit etsin. Yani verdiğimiz alışveriş çeklerini de diledikleri gibi ve ihtiyaçlarına göre alışveriş yapsınlar dedi. Palandöken Belediyesi olarak yılın 12 ayında fakir ailelere ücretsiz ekmek yardımını devam ettiğini dile getiren Başkan Orhan, belediyemiz yılın her günü ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz ekmek kartı vermekte. Bu ekmek kartıyla büfelerden ve anlaşmalı fırından ekmek ihtiyaçları karşılanıyor. Aylık olarak yaklaşık 26 bin ücretsiz ekmek veriyoruz. Kışın imkanlarımız dahilinde ihtiyaçlı ailelere yakacak, giyim, gıda gibi yardımlarımız talepler doğrultusunda da rencide etmeden vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz dedi. 1 lira 80 kuruştan satışa sunulan Ramazan pidelerinde fırıncılar rekabet dolayısıyla fiyatı 1 liraya kadar çekti. Fırıncılar arasında yaşanan rekabet tüketicilere yaradı. Ramazan ayından önce ekmek fiyatlarında fırıncılar arasındaki rekabetten dolayı büyük düşüş yaşanmış, esnaf zarar görürken vatandaşın da yüzü gülmüştü. Ramazan ayı içerisinde de bu rekabet pidelere sıçradı. Ramazan pidesinde büyük sorunun haksız rekabet olduğunu ifade eden Erzurum Fırıncılar Odası Başkanı Remzi Keteci, fırın sayısının her geçen gün artması ile haksız rekabet oluşuyor. Erzurum'da şu an fırıncılık sektörü olumsuz bir süreç yaşadığını söyledi. Pide fiyatlarına karşı tepkisini belirten Keteci, Ramazan ayı gelmeden önce Fırıncılar Odası Başkanlığı olarak Ramazan pidesi fiyatlarını açıklamıştık. Ramazan pidesinin 400 gram fiyatı ise 1 lira 80 kuruştan satılacağını açıklamamıza rağmen bazı fırıncılar Ramazan pidesini 1 liraya kadar düşük fiyattan satmaya başladılar. Böyle olunca fırıncılar arasında haksız bir rekabet oluşuyor. Ramazan pidesini 1 TL'den satan fırıncılarımız diğer fırıncılarımızı zor duruma düşürüyor. Biz bu fırıncı arkadaşlarımıza neden Ramazan pidesini 1 liradan satıyorsunuz diye sorduğumuzda bize mal benim değil mi? İster aşağı satarım, ister bedava satarım diyor. Ramazan ayında lokantalarda bile Ramazan pidesi satan lokantalar var. Büyükşehir Belediye Başkanlığı bu yerleri denetleme yapsın. Bizim önümüz sürekli kesiliyor. Bir olay çıktığı zaman hemen fırıncıyı suçluyorlar. Ama fırıncı zurnanın son deliğidir. Fırıncılar odası olarak sektörümüzün içerisindeki haksız rekabeti engellemenin mücadelesini veriyoruz. Fırın sayısının her geçen gün artması ile haksız rekabet oluşuyor. Fırıncıların şu anki durumu Çoruh Nehri'ne kapılmış sürükleniyorlar. Bu işin sonunda kaç fırın kalır bilemeyiz. Ekmek fiyatları uzun bir süre daha bu şekilde gidecek. Herhangi bir müdahale yapamıyoruz. Erzurum'da şu an fırıncılık sektörü olumsuz bir süreç yaşıyor. Üretim girdi maliyetlerinin yüksek olması da bu konuda bir diğer olumsuzluk, haksız rekabet olgusu gibi her geçen gün artıyor. Onlarca kişiye istihdam alanı oluşturan fırıncılık sektörü ayakta kalma mücadelesi veriyor dedi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nce Ramazan ayı boyunca her akşam Havuzbaşı Kent Meydanı'nda düzenlenen Ramazan geceleri mübarek ayın manevi hazını yaşatıyor. Nehteran beni! Has dur! Fetih Marşı! Haydi! Ya Allah! Her akşam iftardan hemen sonra geleneksel Ramazan akşamları gösterileriyle başlayan etkinlikler, Türkiye'nin tanınmış sanatçı, şair, yazar ve akademisyenlerinin konuk olduğu programlarla dolu dolu geçiyor. Genler biçilecek, yelkenler dikilecek, yelkenler biçilecek, yelkenler dikilecek dağlardan. Zaman zaman Büyükşehir Belediyesi Mehteran takımının da bulunduğu etkinliklerde bazen de sürpriz sanatçılar yer alıyor. Erzurum'un kardeş şehri olan İran'ın Tebriz kentinden şehre gelen ilahi sanatçıları Ramazan gecelerinin konuğu oldu. Ramazan zamanı
Mehteran takımının muhteşem performansı sonrası sahne alan Tebriz Zehra İlahi grubu söyledikleri kaside ve Esmaül Hüsna ile Erzurumlara manevi atmosferi yüksek, duygu dolu farklı bir Ramazan akşamı yaşattı. Salaten kesiraten tammeten zakiyeten mutawassileten mutawakkilaten mutarabifen salaten kesiraten. Daha sonra sahne alan Erzurumlu aşıklar Ustamalı diye isimlendirilen geçmişte yaşamış ve yaşamakta olan önemli aşıkların şiirlerini seslendirdi. Söyledikleri türkülerle hemşehrilerine unutulmaz bir gece sunan halk ozanları atışmalarla izleyenleri keyiflendirdi. Yine tazeledin köhne yaramı, herkesin bir yöne arzu meramı, görmez gözündeki koca keranı, el gözünde çöpü destan ederler. Böyle alkışları vurmayanın da kaynana sözsün yani böyle ha, kuru dinliyorsunuz. Bakıcı parası çıktı çıkalı, oğul da anaya bakıyor şimdi. Ekko biraz fazla. Şu yeni neslin çamaşırını akıllı makine yıkıyor şimdi şimdi. Yıkıyor şimdi şimdi. Hep beraber. Oturup bir yerde eğlenemiyor, açıp da derdini söylenemiyor. Parasız erkekler evlenemiyor, artık naylon kızlar çıkıyor şimdi şimdi, çıkıyor şimdi şimdi. Şöyle eller havada. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurumspor'a neşteri vurdu. Sekmen'in isteği üzerine Saim Özakal'ın başkanlığındaki yönetim 22 Temmuz'da yapılacak kongrede yeniden aday olmayacak. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurumspor'a neşteri vurdu. Sekmen'in isteği üzerine Saim Özakal'ın başkanlığındaki yönetim 22 Temmuz'da yapılacak kongrede yeniden aday olamayacak. Dün akşam iftar sonrası toplanan Erzurumspor Yönetim Kurulu Başkanı Sekmen'in isteği üzerine 22 Temmuz'da yapılacak kongrede yeniden aday olmayacak. Sekmen'in her fırsatta mevcut başkan ve yönetimi başarısız bulduğunu vurgulaması üzerine olağanüstü toplanan Özakal'ın ve yönetim kurulu kongrede aday olmama kararı aldı. Geçtiğimiz yıl kulüple fazla ilgilenemediğini açıklayan Sekmen, bu yıl takım üzerindeki etkisini artıracağını ve flash transferleri yapacağını dile getirmişti. Öte yandan Saim Özakal'ın ve yönetim kurulunun bayram sonrası bir basın toplantısıyla aday olmamalarının gerekçelerini kamuoyuyla paylaşacaklarını öğrenildi. Bu arada yönetimin 22 Temmuz'da yapılması planlanan olağanüstü kongreyi de 22 Temmuz'a erteleyecekleri bildirildi. Bu haberle bültenimizin sonuna geldik sevgili izleyenler. Daha fazla haber ve ayrıntı Kanal 25'in Facebook, Twitter ve internet sitesinden bulabilirsiniz. Yayında ve yapın emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına mutlu bir gün diliyorum. Hoşça kalın.